Herkese merhabalar, ben Neşe. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ablamın simit tarifini paylaşacağım. Dilerseniz öncelikle bir malzemelerimize göz atalım ve bir an önce yapmaya başlayalım. Ablamın simit tarifi için gereken malzemeler 2 adet yumurta, 3 su bardağı süt, 1 paket tereyağı ya da dilediğiniz katı yağ kullanabilirsiniz. Bir de un, 2 yemek kaşığına yakın yoğurt, 1 çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ya da zeytinyağı, tuz, toz şeker, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Bir de yaş maya ihtiyacımız var. Yaş mayanın diğer yarısını da yüzünüze kullanabilirsiniz. Bulamak için susam ve su karışımı ile pekmez karışımı. Öncelikle yaş mayamı derin bir kaba alıyorum. Üzerine toz şeker, bir de kaya tuzu, tuz ya da ve üzerine süt. Sütün ılık olması gerekiyor. Daha sonra bütün malzemelerin oda ısısında olması gerekiyor. Ve bunları şeker eriyene kadar, tuz eriyene kadar, maya aktifleşene kadar karıştıracağım. Her şey iyice birbirine karıştı, eridi. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. Sıvı yağ ya da zeytinyağı. Yumurta 2 adet. Yoğurt. Bunları iyice karıştırıyorum. Ve 1 paket vanilya. Kabartma tozu da kullanılıyor. İstiyorsanız 1 paket kabartma tozu da kullanabilirsiniz. 1 paket tereyağı ve salep geldi. Hoş geldin. Bunları iyice karıştırıyorum ve sonra da yavaş yavaş unumu ilave edip yoğuracağım. Bütün malzemeleri karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ilave edip karıştıracağım, yoğuracağım. Toplamda 11-12 su bardağına yakın kontrollü bir şekilde şu bardaklarda koydum. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şimdi kamerayı kapatıp iyice bir güzelce yoğuracağım. Yaklaşık 5 dakikadır güzelce yoğurdum. Çünkü hamur işleri ne kadar güzelce yoğrulursa o kadar daha güzel, lezzetli oluyor. Şimdi size göstereceğim. Batırdığım zaman gördüğünüz gibi ellerime yapışmıyor. Ama çok yumuşak. Şimdi üzerini kapatıp dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi hamurum baya mayalanmış. Şöyle hatta sıçrama aşamasına gelmiş. Burası hava alsın diye bırakmıştım. Üzerinden alıyorum hemen. Ve başlayacağım. Hatta şöyle ikiye böleyim. Daha kolay olsun. Ve şu şekilde sarıyorum. Pekmezi suyun içerisine koyuyorum. Susamın içerisine de aktarıyorum. Her tarafı susam olsun. Bol bol susamlı olsun. Ve fırın tepsime gidiyor bu şekilde. Biraz da dinlenecek. Gördüğünüz gibi simitlerimi güzelce buladım böyle susamlara. Bunlar dinlenecek yaklaşık 10 dakika boyunca. O dinlenirken ben de bir yandan bir tepsi daha dolduracağım. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum, alt üst olarak fırını ısıtmış olduğum 190 derecede en fazla 200 derecede pişirebiliriz. Nar gibi kızarana kadar, çatlayana kadar kızartacağız. Daha sonra servis edeceğiz.
20-25 dakika sonra güzelce kızarttım. Daha da nar gibi kızarmasını istiyorsanız daha da kızartabilirsiniz. Kesinlikle size kalmıştır. Biraz tadına baktım. Gayet güzel. Ve serviste görüşürüz diyeyim. Gülşen ablamın simit tarifi buydu. Yaptık. Güzeldi tadı. Çayıyla beraber artık servise hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diyelim. Simitleri güzelce yaptım. Nar gibi kızarttım. Bir de yanına çay. Oh, demin keyfime. Umarım bu videom sizlere açıklayıcı olmuştur. Hala kanalıma abone olmayanlar ve ilk defa bu videoyu izliyorsanız lütfen ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna bastıktan sonra bir de zile basarsanız beni memnun edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.